Tacirler Yatırım, yatırım bize danışılır. Günaydın. Dün Merkez Bankası'nın kararı piyasalara damga vurdu. Merkez Bankası 200 bas puan arttıraraktan hem haftalık hem gecelik hem de geçtik de penceresini faiz oranlarını arttırmış oldu. Bugün de piyasada Merkez Bankası'nın politika faizini nasıl kullanacağı konusunda takipte olacak. Çünkü malum Merkez Bankası 10-25 seviyesini yükselttiği haftalık fonlamayı uzun zamandır kesmişti. Gecelik faizi ve geçtik de penceresini yönlendirerekten ağırlıklı ortalama faizi 10-65 seviyesine çekmişti. Şu anki duruma göre ise politika faizini kullanmadığı noktada bugün esasına bakacağımız nokta haftalık fonlamayı açıp açmayacağı olacak. Eğer Merkez Bankası haftalık fonlamayı tekrar verdiği takdirde bu sefer faiz düşürmüş olacak. O yüzden kurlardaki hareket ve faizdeki hareket dün belli bir noktada sınırlı kaldı. Bugün esas etkiyi para piyasalarında ve döviz piyasalarındaki esas etkiyi bugün gözlemleyebiliriz. Dün Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte kur 7.60 seviyelerine kadar geldi, bunu izledi. Ve 2 yıllık tahvillerde sınırlı bir geri çekilme olurken de 10 yıllık tahvillerde 100 bas puanlık bir geri çekilme gerçekleşti. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele anlamında, enflasyon beklentilerini sınırlama anlamında bu artırımın gerçekleştirdiğini belirtti. Bu da piyasalarda, borsada olumlu bir havayı beraberinde getirdi. Bankacılık sektörü %5'e yakın yükseliş gösterirken bankacılık sektöründeki işlem hacmi 9 milyar TL. Toplam Borsa İstanbul yüzdeki işlem hacmi ise 21 milyar TL oldu. Yani dün baktığımız zaman Merkez Bankası'nın attığı adımların bankacılık sektöründe çok büyük bir olumlu tepkiyle karşılaştığını, bu sürprizin de Borsa İstanbul'da düşen trendi kırdığını gözlemliyoruz. Çünkü Temmuz ayından bu yana devam eden bir baskı durumu söz konusuydu. Bu baskı dün itibariyle kırıldı. Tabii bugün için 1105'in üzerinde kalınması gerekiyor. Dünkü bankacılık sektöründeki güçlü hareketin devamı gerekiyor. Bunun ne kadarını sağlanmadığını gözlemleyeceğiz. Ama kısa vadede baktığımızda 1115 gün içerisindeki ilk desteğimiz, 1105 ise ana desteğimiz konumunda. Dünkü bankacılık sektöründeki hareketinde bugün devamı gelip gelmeyeceği izlenecek. Ama söyleyelim, bankacılık sektöründeki dünkü hareket biraz daha kısa pozisyonların kapatılması şeklinde yorumlanabilir. Yani hareketin devamlılığı noktasından daha çok burada tutunması bile piyasalar için olumlu olacaktır. Yani bankacılık sektöründe devam gelmese bile tutunması piyasalar için bundan sonraki süreçte en azından satış baskısı kırılması için olumlu. VIOP tarafına baktığımız zaman da orada 1234 seviyesinin geçilmesini beklemiyorduk dün açıkçası. Ama bankacılık sektöründeki bu hareketle birlikte bu kırılma gerçekleşti. 1230 seviyesi, 1243 seviyesi şu an için destek seviyesi. 1243 destek seviyesi olmak üzere de 1269 seviyesine doğru bugün yükselişin devamını bekleyebiliriz. Günlük ÖSS'nin önlerine baktığımız zaman da teknik olarak baktığımız zaman da Borusan, Goodyear, Orge ve Sabancı Holding ve Tümosan'da günlük önerilerimiz oluşturuyor. Benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar ve iyi hafta sonları şimdiden.